Tamam, bekliyorum. Daha açılış yapmadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir şey olmaz ya, gidelim, ne olur. Gir artık. Herkese merhaba arkadaşlar, ben geldim bugün. Zeki'nin sesi geliyor, o yüzden başlayamıyorum. Tamam, başla hadi. Tamam, başla kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın en samimi programı Beyaz Show'dan sonra... Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en samimi YouTube kanalı Baho'ya hepiniz hoş geldiniz. YouTube'da Para Var Show'un 3. bölümünde bu haftaki konuğumuz Mansur Karaca. Namı diğer röportaj adam. Bu ne nerede? 1000 kilometre geldim Sen bir davul zurna bir şey yapar. Kanka şimdi bu hani şey ya, hani düşük bütçeli ya. Hani davul zurna falan. Kanka işte 1000 kilometre yaptım yani. İsteyemedik yani. Şey mi getireyim buraya? Bir tek saksafoncu vardı. Olur yapacak bir şey yok. Ya onu mu getireyim talk show'a burada? Sonuçta... Kanka ben buraya geldim, senin yanına geldim. Ona da kabulüm. Vallahi mi? Harbiden ona da kabulüm. Kanka sonrasına kabul olabileceğini sanmıyorum ama öyle bir... Abartma bak, konuştuk işte. Kardeş bak, abartma. Hoş geldin abi, nasılsın? İyisindir umarım. Hoş bulduk, iyi. Seni sormalı. Ben de iyi. Seni ilk defa görüyoruz. Yani böyle bir programda. Kimse aynen. Seninle ilgili bir şey bilmiyor şu an sosyal medyada. Sadece haberleri trollleyen ya da haberlerin içine sızan biri olarak tanıyorlar seni. İyi ki de öyle tanıyorlar. Şaka olsun. Kanka benim kamera bu mu? Hangisi? Kanka şuna da bakabilirsin. Tamam. Ona da bakabilirsin. Benimkine bakma ama. Çünkü tamam, ora benim. Kardeş, tamam, ora benim. Boynum tutulur yani. Nasılsın abi? Yani İstanbul'u sevdin mi? Böyle güzel mi sence burası? İstanbul'u sevdim veya sevmedim diyemiyorum. Geliyorum kardeş, havalimanından alıyorlar insanlar, bir yerlere götürüyorlar. 2 hafta önce buradaydım. Evet. Havalimanından alındım. Ofise geldim. Bugün de sen beni aldın, ofise getirdin. Hiç görmedim yani. İstanbul'u daha ben görmedim. Ayağım yere basmıyor kardeş benim daha. Peki neden böyle bir şey yaptığımızı biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Çağırdın geldim kardeş. Çünkü burası düşük bütçeli bir YouTube kanalı. Yani yok, yine şimdi kamera arkasını gösteremiyoruz da sen buna bile düşük bütçeli diyorsan 3 tane kamera var oğlum, daha ne olacak? Kanka kredi çekip... Ben 5S'de çektim lan 10 tane videoyu. Kredi çekip aldık hepsini. Şu an ev ipotekli, öyle söyleyeyim. Biz yaptık, evi kiraya verdik. Annemle kömürlükte kalıyoruz. O yüzden yani. Yoksa... Tamam çıkartırsın ya da bu programı da çıkartırsın. İnanıyorum yani. Ya bilmiyorum çıkartabileceğimizi de inşallah çıkartırız yani. Ya, ama annem bayağı bir endişeli bu durumda. Nasıl diyeyim sana? Nasıl oldu abi bu olay? Yani bir anda patladın, bir anda hayatımıza girdin. Yani kardeş, hiçbir bok anlamadık. Benim anlamadığım kimse masumu sik... Önce insan bir sorar, sen kimsin, necisin, yaşın kaç, ne okudun, ne yaptın? Direkt röportaj. Evet, yani sonuçta Türkiye'de senden daha popüler bir Mahsun var. Mahsun Kırmızı Gül'ün altında olmak hani zoruna gidiyor. Aynen, o sıkıntıydı ama evet. Şimdi YouTube'a Mahsun yazıyor. Direkt Mahsun Kırmızı Gül, Mahsun Kırmızı Gül. Hemen altına 2-3 tanesinden sonra Mahsun Karaca çıkmaya başladı. Yakında devireceğim kardeş o adamı. Az kaldı diyorsun. Hedef o. En büyük hedefi bu. Bu kadar vizyonsuz adamı. Kanka, Mahsun Kırmızı Gül diss atmasın YouTube'da sana sonra. Yok aldı. Bir tek o kaldı telif atmaya. O da atarsa tamam. O da atarsa ismimi atar. Sarı. Efendim. Neyse. Küfür var değil mi programda? Küfür var. Tamam, yani senin... küfür edebilirsin ama... Tamam. Kanka senin kamerana baktım. Çaktım. O zaman... Rol çalıyor falan dedi. Abi biz senin sevenlerine birkaç tane soru sorduk. Birkaç tane soru sormadık aslında. Biz ne yaptık biliyor musun? Dedik ki Mahsun Karaca severler. Daha doğrusu sen sordun. Doğru. Biz yapmadık öyle bir şey. Beni sevenlere soru sordum işte. Benimle ilgili ne öğrenmek istersiniz diye onları cevaplayacağım. Tamam. Şimdi kanka biz senin fanlarından gelen yani fanatiklerinden artık onlar fan değil fanatik bence çünkü bir şey açıyorsun ve yani herkes davacı bir şeylerden. Bayağı aynen. Sloganın bu aslında. Aynen. Benim alayından davacıyız kardeş. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Sen böyle bir şey yaptın diye Türkiye'de hukuk büroları, avukatlık büroları artacak diye de bir şey yok. Bir sürü şey yazıyor bana. Avukat yazıyor. Ücretsiz avukatlığını yapalım diye. O konuda bak çok şey oldu yani. Avukatları daha akıllı insanlar zanneder. Hepsini yani. Söylemem kardeş. Tamam. Burada. Sorulardan başlayalım önce. Bir açılış yapalım güzel. Sen pozitif misin şu an? İyi misin? Kanka çok uykusuzum. Valla. Buradan bunu söylemek istiyorum. Böyle bir prodüksiyon olamaz. Saat kaçı kardeş şu an saat? Saat 2. Saat 2. 16 saattir çekim bekliyorum. Sizden davacıyım ama devam edelim. Tamam güzel. Ama kanka öyle deme. Bak şey yaptın burada yine. Çay içtin o kadar da düşükçeli değildik. Yo, çay verdik. Çay, yemek falan iyi. İyi iteledim. Yani mesela patates nasıldı? Güzel miydi? Güzeldi. Evet. Bütçemiz patatese yetti. Ketçap mayonezsiz kuru kuru yedi adam helal olsun valla. Hiç sıkıntı yok. Şimdi abi Cengiz Kırmacı sevgilin ya da sevgilin var mı? Sevdiğin ya da sevgilin var mı demiş. Sevdiğim var, sevgilim var, nişanlım yani. İkisi ayrı kişi, üçü ayrı kişi mi yoksa? Hepsi aynı kişi. Hepsi aynı kişi. Evet. Müstakbel eşim yani 2 ay sonra falan evliyim ben Mayıs'ta.
O zaman eşin olmuyor kanka şu an. Müstakbel eşim dedim ama. Müstakbel yani olacak yani. He. Aday adayı. He. Aday adayı gibi. Aday adayı deme kanka. Kesin bunu kardeşim. Tuçel'e bak. Tuçel'e ayarlayacağım bak bunun yüzünden. Tamam. Şey bunu keseriz. Tuçel seni seviyorum. Keseriz. İnşallah. Keseriz zaten. O kadar da şeffaf değiliz. Kaç yıllık bu arada? Kaç yıllık bir ilişki bu oldu? 5 yıl. Ne zaman tanıştınız? 5 yıl işte. Ha, doğru. Hayır tamam, ne zaman tanıştınız? 5 tane yıl 5 tane 365 gün. Doğru. Ben bu gülüşü biliyorum. Bak Hazreti Yasuo değilim bak. Sen alıştın şimdi kucağıma cevap tutmaya, ben oturmam. Sana onu söyleyeyim. Oturmam kanka, kardeş benim. O kadar da midesiz değiliz çünkü Hazreti Yasuo yine parlak çocuktu. Oo. Evet, o da şu an bizden davacı. Bayağı bir kötü. 3 gündür yayın yapmıyor. Galiba lahmacundan falan zehirlenmiş, soğuktu. Aynen, ama lahmacun bana kurusu. Kanka işte o yüzden biz başka bir şey düşündük bu arada sana yapacağımız şeyle ilgili. Birazdan gelecek o. Ben onun öncesinde tamam, sana daha başka bir şey soracağım. Tamam. İlişkin yani şeyi etkiliyor mu popüler olmanı? Ya Adana'da nasıl popülerliğin var bilmiyorum da. Yani ilk başlarda etkiliyordu. Evet. Doğal olarak kimse bunu kaldıramaz yani, evet, böyle bir şey gelir. Ben bile kaldıramadım yani, böyle birden oldu neticede. Biz kaldırıyoruz. Ama evet. Kaldırıyoruz. Hepimiz hakimi kaldırıyoruz. Evet. Ama çok şey olmadı ya. Yani o da bir süre sonra böyle bu duruma alıştı. Evet tabii. Bence şey de yapmış. Ya olabilir. Zaten şöyle bir şey var. Yani bende çok uçurum bir değişiklik görseydi o da bunu bir sıkıntı çevirirdi ama baktı ki yani. Ya kanka Adana'da nasıl bir değişiklik olacak yani? Ya o anlamda değil. Ya 1000 takipçisi, 500 takipçisi olan bir adamdım. Birden 400 bine çıkıyorsun. Ama seninki yani yine iyi mesela. Benim bazı arkadaşlarım var abi. Adam 300 takipçi de götü kalktı, sevgilisini terk etti yani. Heri Ziyagi bir fanın demiş ki en sevdiğin teselli cümle. Başar kanka, kız motorlu zaten falan demiş. Bana da yazmış. En sevdiğin teselli cümlen ne abi bu hayatta? Düşünmem lazım. Buradan anlayın kardeş bak, yani hazırlanmadan geldik. Ya zaten şey doğaçlama. Yani mesela yok ya mu? Yapacak bir şey yok yani. Neyse yapacak bir şey mesela, yok. Mesela teselli cümle yapacak benim bir şey en yok sevdiğim yani. Teselli cümlesi iki tane cümlem var. Bir, herkes hak ettiği hayatı yaşar. İki, bir gün bu dünyanın a**ına garibanlar koyacak. O. Ya benim evet, yemeği hazırlayacağız birazdan. Kardeş bu nasıl bir prodüksiyon? Yemeği bile bana yaptırıyorlar kardeş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya koyalım abi onu. Şuraya koyalım. Koyalım şuraya. Çakmak orada. Koyalım. Yumurta tokuşturma challenge mi yapacağız? Yo, bayağı iki tane yumurta kıracağım. Yağlı, yağ ister misin? Yağsız da yapabiliriz bu arada. Bilmiyorum kanka, yağlı olsun bari. Ama yağlı daha rahat olur. Yağlı daha rahat olur. Yağ da alalım o zaman. Ondan sonra. Abi o zaman gel önce yemeği yapalım. Hadi. Bu bir dakika. Bunu sen yak. Sana gelmiyorum oğlum. Ben yapacağım. Tamam. Tamam. Şey kanka, bu hangi tarafa açılıyor? Dur. Dur bana bırak dur. Tamam. Ne belanıza? Röportaj adam öldü. Vallahi. Adana'da ölmeyen röportaj adam İstanbul'da öldü. Adamının. Bana yayında şey yaptın ya. Ya sıkar mısınız? Evet. Tamam. Mis. Tamam. Evet. Şöyle. Kabuklu seversen bu arada vitamini şey. Tamam, bu da burada kalsın. Zaten bir şey olmaz. Burada, al. Aynen, böyle kalsın. Mis. Tamam, ekmek nerede yok. Ekmek burada. Dur, şöyle yapacağız. Bak, bu kıyamı unutma. Hazreti Yasuo zehirlenmeseydi yine lahmacun ya, yiyecektik. Ona gittin lahmacun getirdin, kebap getirdin, bir şeyler getirdin, çiğ köfte yaptın. Ama kanka adam zehirlendi. Bir anlamı yok. Topu şey, evet, dünden evet kalma diye ucuza aldık 15 liraya. Ha, evet, güzelmiş. Bir pissin önce. Şöyle güzel, mis. Bak görüyor musun? Mis kaldı ağzımda ya. Yok böyle bir şey. Kanka ben bunu yemem. Bu duman harbiden normal değil. Niye? Lan yumurtadan duman mı çıkar? Kanka evet. Bu işte bir yanlışlık var. Oğlum bu tiner miner bir şey attı. Kanka bu bir garip kokuyor bence. Tamam iptal. Dur bir dakika. Kardeş ben doydum. Tamam ben doydum. Kanka bak, bu ne? Ben ekmek yiyorum. Ben ekmek yiyorum. Abi aynen bunun içinden kanka bu yumurtalar. Ekmek yiyorum kardeş. Tamam ben bir şey istemiyorum. Kanka sok benim. Yumurtaları da mı bayatalı kardeş? Tamam şey. Tamam o zaman bunu kaldıralım abi. Tamam kaldıralım. Bizdeki tamam. Ekmek de daha. Emre demiş ki reklamdaki BMW'yi sana verdiler mi? Kardeş bak bununla ilgili bir şey anlatacağım. Önderler dolmuşuna biliyorum ben her gün. Önderler kooperatif. Adamın işte dolmuştayım. Karşılaşmışız. Çocuğun biri diyor ki kardeş diyor işte BMW diyor aldın mı diyor sana verdiler mi? Ulan diyor BMW verseler diyor biz burada şu an konuşamazdık. Aynı dolmuştayız ama neyini aldım ki? Doğru. İnsanlar şey sanıyor. Tamam bir miktar para aldık ama neticede bu bir reklam. Evet. Ama şey değil yani. Demiş ki, heh bak bu soruyu ben de merak ediyordum. Şimdi sen YouTube'da da hızlı büyüyorsun aynı zamanda. Sadece Instagram'da değil. YouTube'da da kitlen var. Bunu bilmeyen insanlar da var Instagram'da. Instagram'da kitlenin YouTube'da kitlen olduğundan haberi yok. Birçok insan, onu da söyleyeyim sana. Yani oranın ayrı, evet, oranın ayrı bir kitlesi, evet, bir miktar var yani. Ve bundan senin de haberin yok. Yani benim nasıl yok? Hesap benim. Ha doğru. Doğru. Peki, sence YouTube'da para var mı? YouTube'da para var ama bana yok. Bana yok.
Lan videonun 1 milyon 300 bin izlenmiş, 10 dolar. 10 dolar iyi para kanka, yine öyle değil mi? Ayça Üstüre 22. Bu oğlum ne sen ya? Bunları götünden mi ödürün? Ayça Altı 22 mi? He. Günde lan kaç... Kaynak Mustafa'nın götü. Günde kaç defa mastürbasyon yapıyorsun? Kesiyoruz kardeş parayı. Artı 18 yoktu. Kanka mastürbasyon dedim. Mastürbasyon demedim ki, Allah Allah. Oğlum sen... günde ne lan, haftada? Bari soracaksın, haftayı sor. Kanka ne bileyim yani, şey gün tam haftada kaç defa mastürbasyon yapıyorsun? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sevtap demiş ki, video çekme fikrin nereden geldi? Çektiğin başka şeyler de var mı? Kanka Sevtap'a selamlar. Sevtap mı, Sertap mı? Sevtap. Gerçi onu da götünden uydurmuşsundur bu ismi de. Kanka uydurmadım yani, senin sen tam anlamıyla ne videoları çekiyorsun, ben onu da şaşırdım yani şu an. Nasıl oldu bu? Ya benim aklıma zaten şöyle bir baktım. Bu fikir vardı. Evet. İşte Nazmi diye bir arkadaş var. Şu an metinleri beraber yazıyoruz. Evet. Buradan ona selamlar. Nazmi yok bastı, kızlar eklesin. Yani dedim ki Nazmi dedim, böyle bir proje evet. var dedim. Tutar mı dedim. Tutmaz kardeş dedi. İyi vay dedim. Çektim. Doğru. Evet. 3-4 video çektim. Evet. Tutmadı. En son benim kediye nafaka videom vardı. Düğünden dönüyordum. Onu ben anlık yazdım. İşin ilginç tarafı o. Yani yolda gelirken o metni ben yazdım. Zaten takım elbise de ondan var üzerimde. Düğünden dönüyorum. Hemen bir ışıklı bir yerde çektik. Attım. Sabah bir kalktığımda tüm sayfalardaydı. Peki ne hissettin bunu görünce? İlk şunu hissettim. Zaten insanlar da bunu yani düşündü. Acaba süreklilik olur mu? Devamı gelir mi diye. Kanka bence bunu hissetmedin. Bir siktir git ya. Kesinlikle, kesin şeydir. Yırttık ama. Onu zaten dedim. Demediysen var ya. Şöyle baktım. Paylaşımı Cezmi'de bir gördüm. Oha a**ım dedim. Evet. Ondan sonra diğer sayfalara falan. Sonra baktım. Cezmi'nin sahibiyle tuvalette birlikte olduk. Tamam geçelim. Meme atıyorlar mı abi sana mesela? Ya mesela ben bir YouTube videosu izledim. Bazı YouTuber'lar DM challenge yapıyorlar. DM'lerime bakma challenge falan. İki videodan birinde meme var. Ve işin garip yanı, YouTube kitlesini bildiğim halde söylüyorum. Memeler baya büyük. Beni çok şaşırttı. Kanka, neden bir anda DM'de, YouTube'a girdik DM'den... falan? Niye girdik sanıyorum bu kadar? Bir anda girdik farkındaysan YouTube'a. Bu yüzden işte. Aynen. Ya DM'den değişik değişik şeyler geliyor. Hani alakasız şeyler. Evet. Ama dediğim gibi... Şu süreçte götü kaybetmediysen bunu nişanlı olmama borçluyum. Hmm. Öyle söyleyeyim ben sana. Bu yeterli bir açıklama. Evet. Parody Kings, Mustafa'nın programına çıkma sebebi ne? Bu kadar düştün mü? Düştüm ki buradayım kardeş. Buradan, şaka bir yana. Buradan Parody Kings'e sesleniyorum. Parody Kings takip edin. Videolarımı paylaş da izlenme gelsin deme sebebin ne bana? O kadar düştün mü? Evet. Evet. Çok şey hissediyorum kendimi. Hani korkuyorum sana bir şey söylerken. Çünkü niye? Çok zekisin. Yani cidden yok. Hazır cevapsın, bu çok güzel bir şey bu arada. Öyle yok lan o kadar değil bak, nasıl diyeyim. Hiç zeki olarak hiç değilim yani. Zeki değilsin. Zeki değilim, kesinlikle peki, değilim. Peki zeki değilsen abi, mesela ben senin kitlende şunu gördüm mesela. Oyun kitlesi var, ne bileyim oyuncular, mesela gamerlar da seni aynen, takip ediyor. Aynen gamerlar da var. Ben de CSGO falan oynadığım için, bu arada CSGO mu deniyor? Normal söylemişim de sorun. Normalde CSGO deniyor kanka, işte köylüler... Şey... Ben CS diyorum kardeş, itiraz edenlerin alayından alacağım. Ne diyordum orada? Ha. Mesela evet, seni oyuncular da takip ediyor, gamerlar. Sabah Starbucks'tan kahve içmeden yapamıyorum diyen plaza dallamaları da takip ediyor. Mesela şey de takip ediyor seni. Yabancı dizi izleyen tayfa mesela çok takip ediyor seni. Aynen. Cidden yani. Çünkü oradan da gönderme yapıyoruz. Break Hikmet'le falan. Evet. Yani. Ve bu kadar şeyi bilmen bir kültürlü olduğunu gösterir. Bunların aklında kalması ve bunu uyarlaman, buradan kendine tayfa çekeceğini düşünmen de bence zeki olduğunu gösterir. Benim görüşüm bu. Çekilirim o zaman yani, ama şey değilim yani, o kadar böyle hazır cevap işte süper zeki öyle bir şey değil i̇şte yani. Ben, orta seviye diyeceğim. İşte yani. Ben buna metin yazarın yani olduğunda anlamalıydım. Anlamadım. Yani mesela yani biz normal haberi buluyoruz önce. WhatsApp grubundan yazışıyoruz. Peki haberleri nasıl buluyorsun? Kanka ülke açık, tımarhane gibi haber mi yok? Doğru söylüyorsun vallahi. Yaşadığım yer benim Adana bu arada. Doğru. Vallahi doğru. Nasıl bir hayatın var gerçekten? Hani orada zengin bir hayatın mı var, yoksa orta sınıf bir hayatın mı var? Kötü bir... Ya orası Adana'da nasıl yani bir... Mesela... Adana'da şöyle söyleyeyim. Yani zaten hani Google Earth'ten de bakarsan Adana'nın bir tarafı böyle apartman, bir tarafı böyle hani getto dediğimiz yerde yani. Türkiye'de de öyle mesela. Bir tarafta rezidans çocukları var. Bir tarafta normal bina çocukları var. Bir tarafta... Çocuklar falan. Evet. söyle. Evet. Benim yaşadığım yer Gülbahçesi Mahallesi. Zaten Dağlıoğlu, Gülbahçesi, evet. Kiremit tane filan, Akkapı. Getto dediğimiz yerler. Ya çok lüks bir yaşantın yok yani. Ya yok tabii. Peki şey mi orası? Nasıl bir mahalle? Mesela tarif eder misin? Mesela dağlar yani denize eski, paralel. O eski şey yok mu? Bu filmlerde gördüğünüz o mahalle kültürü. O 80'ler 90'lar bir şey, dizi hani, vardı TRT'de. Bu bahçeli evler falan. Bahçeli evler dediğim bahçeli evler değil. Hani yok, bahçeli. Müstakil hepsi. Müstakil gecekondu gibi değil mi? Ya gecekondu tarzı aynen. Gecekondu gibi.
Yani, mis gibi. Mis güzel. Gibi ben de yaşıyorum. Mahalle ortamı çok güzel yani. Ben de yaşıyorum. Gayet de mutluyum yani. Ses yok, gürültü yok mesela. Yok, bizde var ya, sürekli var. Var mı? Mesela bizde öyle değil. Çok rahat mesela. Kızartması daha kolay. Mahallenin kadınları sürekli dışarıda oturuyor böyle. Psikopat gibi yelen geçeni kesiyorlar bizi. Bizde öyle bir durum yok abi. Kimsenin umurunda değil bizim mahalle. Eski bir mahalle olduğu için herkes benim iyi biri olduğumu düşünüyor. O yüzden bir de eve kız geldiği zaman mesela ben getirdiğim zaman ders çalışmaya geldi diyorum ve inanıyorlar. Gerçekten teşekkür ediyorum 1065 bu arada. Adana'daki X-Ray'ler silahları ötüyor mu? Adana'da X-Ray yok kardeş, direkt giriyor. Nasıl yani? X-Ray falan yok. Yani AVM'lere direkt girebiliyor musun? Oha, bak bunu bak yere gelmişken söyleyeyim, dalga geçiyoruz. Adana şu kamerayı. Adana anlatıldığı gibi değil kardeş. Alakası bile yok. Nasıl TV'de yani? Sadece ya, bir balon bize lanse yani. Edildiği gibi değil mi? Size lanse edilen. Ben şundan, şunu biliyorum. Gibi. Benim arkadaşım Adana'ya geliyor. Tamam böyle yapıyor. Mahsun diyor. Böyle gidiyoruz bir mekana oturuyoruz. Mahsun diye bir şey yok. Lan ne olmasını bekliyordun? Meteor mu düştün buraya? Oğlum, ne, adam, ne bekliyordun sen diyorum. Normal bir şey yer burası. Adam uçakta bile kaskla geziyor lan. Cam kenarı bile almıyorlar orada. Mermi falan gelecek diye yani. Hani, öyle bir şey. Öyle bir meydanın şey abartması. Cidden. Meydan, tabii ki yok. Meydanın abartması. Vallahi mi? Adana 10 numara şey. İnsanlar çok sıcak kanlıdır. Ciddi misin ya? Aynen, ben İstanbul'la alakası yok, ben sana söyleyeyim. Yani, gel geldiğinde görürsün zaten. Yani Adana'da yatırım yapmak isteyen birçok iş adamı İstanbul'daki yapmıyorlar. Yani çıkar çıkmaz mermi yiyeceğim falan diye ya da... Abart, öyle bir şey yok. O zaman güneşe sıkma falan da hikaye. Güneşe sıkma var. Hmm. 50 derece yanıyorsun. O zaman Adana'da insan olmak değil güneş olmak zor anladığım kadarıyla. Yani. Bu sürece başladığında mesela... Nasıl söyleyeyim? Elinden tutan insanlar oldu mu? Mesela fenomenler olabilir. Oldu mu? Oldu. Kim oldu mesela? Ekim Kollama'yla Burak Güngör. Burak Güngör. Yani ilk video patladıktan sonra Ekim Kollama bana ulaştı. Yani yaptığım içeriğin işte kaliteli olduğunu, hani kesinlikle daha bu konsepti biri almadan, hani adresinin belli olması adına ya bir güzellik yaptı, hikaye attı ve Burak Güngör'e de attırdı. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Yani o dönem şeydi, daha benim daha yeni çıktığım, yani tam hatırlamıyorum kaç takipçim vardı orada ama evet. Azdı yani, bayağı azdı. Çok etkili olmuştu. O attıkları o günü unutmam yani. Ekim Kollama'yı da biliyorum. Mesela bu şey son olaylardan kendisine küfür eden bir a**ına normal bir küfür dediği bu. Aynen, dava yani. Açıyor. Yani ya o kadar da değil be abi. Ya o kadar abartmaya gerek yok ya. Bilmiyorum. Ekin bokunu çıkarmaya gerek yok bence arkadaşlar. Bir küfür bak yine söylüyorum. Ve adam evli bu arada yani. Ya evli bir adama böyle bir küfür edemezsin abi. Anladın mı? Edemezsin. Ya davayı bırak çok affedersin yine dua et yani. Domatik. Aynen öyle. Ben aynen olsam öyle. Yani. Burak Güngör demiştin. Sonradan peki evet. Bir şey oldu mu? Mesela onlarla içerik çalışması yapmaz mısın? Mesela sonuçta seni desteklemişler mesela. Olursa olur. Senin evine gelse, senin evinde de çekse. Olur, niye olmasın? Bir şeyler falan. Ben mesela Burak'ı şöyle beğeniyorum. Burak bir YouTube magazin programı anladığım kadarıyla. Televizyondaki salak salak paparazzi programlarını izleyeceğime Burak'ı izlerim abi. Öyle bakıyorum aynen. Olaya. Bu TV olayı ne abi tam olarak? Bana anlatır mısın? Çünkü herkes bunu soruyor yani. Diyor ki TV olayı ne? Diyorum. Ben de diyorum TV bir televizyon programı işte falan. Arada bir reklam alıp geçimi sağlıyor. Ya o diyor ki o değil. Hani. Tamam, çok kötüydü. Evet. Evet. İşte videoları YouTube'da telif atıldı. Evet. İşte bununla ilgili o TV'nin bizzat şeyine kendisini aradım. Zaten bunlar aynı grup. İyi ulaşabildin yani direkt. Kanka yok, şöyle oldu. Onu aradım. Oradan oraya, oradan oraya. Sürekli böyle gezindim durdum. Ana kişiye ulaşana kadar. Evet. Şu an bankalarda öyle burada yani. Daha zordu. Öyle söyleyeyim. Herkese telefonunu açıklıyorum. Kimisi tanıyor. Yani bildiğin izliyor zaten. İşte yani biz arıyorum. Sekreter diyor ki ya dur severek izliyoruz falan. Benim tabii böyle götüm kalktı. Şimdi onlar öyle deyince ben bu işi çözerim dedim. Dedin yani. En son aynen bunlar da bizi izliyor dedim. En son yetkili birine bağlandım. Direkt bana açtı böyle sert çıktı. Sizin dedi haberiniz var mı dedi. İçeridekilerin yarısı sizi gerçek sanıyor dedi. Dedim ne alaka dedim. Kanka, adamlar ben nasıl ben yani videoyu, gerçek sanıyor? Ya bildiğin kendi çalışanlar bile beni gerçek sanıyor. Abi, biz bu haberi ne zaman yaptık diye. İyi de böyle bir saçmalık olamaz ya. Olamaz işte ama. Abi bir şey diyeceğim. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Ondan sonra dur sana olayı anlatayım. Ben haberi yapıyormuşum ya. İnsanlar gerçek sanıyor. Rütü'ye mesaj atıyorlar. Cidden çok böyle büyük... insanlar mı var? Ciddi misin lan ya? Yüzlerce mesaj atıyorlarmış. Allah diye. Allah. Çocuğu çıkartıyorlar her gün. Oyuncu mudur nedir? Aynı adam çıkıyor. Bunlar filmci. Çocuk bir de küfrediyor utanmadan. Hmm. Çoluğumuz çocuğumuz izliyor diyor. Rütük de... diye gidiyor. Lan diyor bu saatte bu haberde diyor böyle bir çocuk çıkıp da küfretti mi diyor. Bunlar da yok kardeş öyle bir şey diyor. Böyle bir aş üçgeni yaşıyoruz yani. Onlar da dayanamıyor. Buradan gerçekten bunun yani Mahsun olayının parodi olduğunu anlamayıp bunu ciddiye alan. Öyle bir şey yok. Beni izleyip de ilk videomu izleyip de gerçek sanmayan adam yok. Bu kadar bunu da sana söyleyeyim yani. Nasıl? Sen de gerçek sanmıyorsun. YouTube'a şey Rütük geliyormuş bu arada. Evet yani, haberim var bu olaydan. Rütük atacaklar. İlk olarak da beni s*** YouTube. Kanka s*** dedin ya kesin s*** artık ya. Harbi s*** yani. Yapacak bir şey yok. Senin kanalı da kapattın mı? Kanka benim kanalım
Yok, burası Baho. Baho küfür yok kanka, biz gayet saygılı bir kanalız. İnsanlara kötü şeyler öğretmiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. Sen de düşünün bu Rütük konusu hakkında. Yani dediğim gibi ben YouTube'un daha özgür bir platform olması taraftarıyım. Ya bu tabii benim görüşüm. İnsanlar ne düşünür bilmiyorum. Kararımın sonuna kadar arkasındayım. YouTube zaten hani Türkçesi de şey demek, hani senin TV'nin, senin kanalın. Heh, yani burası, istediğini aç izle kardeş. Evet, burası televizyon değil bir kere. Yani televizyondaki kadar büyük paralar kazanılmıyor. Çok büyük bir şey değilsen, hani YouTuber değilsen. Sana çok özel bir soru sormak istiyorum. Sorma kardeş. Niye? Artı 18 mi? Artı 13 kanka. 13 yaşında. Artı tamam, 15. Sor lan sor. 15 yaşında. Sor. İnsanın başına gelebilecek bir şey. Ben bunu cidden çok merak ediyorum. Aynen. Ya bundan sonra gelen bütün yayına katılan insanlara soracağım. Eğer isterlerse yayınlayacağım. İstemezlerse yine yayınlayacağız. Sor artık aman oğlum yeter. Yayınlayacağız. İlk rüyalandığında, kamyonu devirdiğinde diyelim. Rüyanda kim vardı? Nereden hatırlayayım aman, böyle bir şey söyleyeyim ki. Kamyonu devirdi kardeş kamyonu. Kanka kesin hatırladım ve... Ya çok güzel bir soru soracağım sana. Bu soruyla emin ol insanları sigarayı bırakmaya işte şey yapabilir. Hani ikna edebilirsin. Sigarayı bıraktın ya. 6 ayda cinsel hayatında nasıl bir gelişme oldu? Abi ilk defa bir yayıncı şey bir konuk beni zor duruma düşürüyor şu an. Hadi yayın. Hadi yayın. Kanalı kökten kapattılar amına koyayım. Kanalı mı köktü? Kanalı kökten bizi götten İnşallah. Nasıl abi, sevdin mi bizim formatı? Çok güzel, sınırlı kaldım. Güzel. Her istediğimi yapamadım. Gönül isterdi ki kucağına oturmak. Lakin gel, oturamadım. Gel. Emin misin? Vallahi gel. Kanka hep kucağıma oturtturuyorum o yüzden. Bir kere adam şey demiş ya, cidden sorun olur mu beyler? Sonuçta ben bir sunucuyum ve karşımdaki internet fenomeni bir hikaye paylaşıyor. 2000 takipçi geliyor a**ayım. Şöyle bitirelim. Aynen. Ses nasıl, hala akıyor mu? İyi mi? Arkadaşlar programı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftanın konunu şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Ama... Çünkü daha konuk belli değil kardeş. İteliyor size. Doğru. Abi... İteliyor, daha belli değil kardeş. Daha da mesaj atacağız sağa sola. Öyle olacak. Evet. Kanka anası programın yani. Format normal kalmadı ama. Herkes özveriyle çalışıyor sanıyordu. Öyle, şu an kimse siklemeyecek bizi yani. 10 numara kardeş, ben şöyle söyleyeyim. Bilerek geldim buraya, isteyerek geldim. Burada olduğum için mutluyum. Mustafa kucağım da yine mutluyum. Bence de mutlu olmalısın. Bacağını eliyorum yine mutlu. Bence de mutlu olmalısın bebeğim. Ve şöyle bir şey düşün. Aklım sen de. Programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mahsun'un kanalını takip etmeyi unutmayın. Çünkü Mahsun'un artık yani röportaj adamın Mahsun Kırmızıgül'ü geçmesi gerekiyor abi. Aynen. Sürekli Mahsun Karaca diye arama yapayım ki üste çıksın. Evet. Mahsun yazıyorum direkt Kırmızıgül çıkıyor. Yani ben etiketlere... O değil, sen mevzuya bak. Mahsun yazdın, hatta Tarantino çıkıyor. Kendi soyadım bile çıkmıyor bana. Vallahi mi? Ciddiyim, hayatta bir şansım ama. Bir ara ne oldu biliyor musun? YouTube'a Zeki tamam, Yılmaz yaz... Şey, Google'a Zeki Yılmaz yazdım mesela. Davulcu çıktı. Çok komikti kanka. O zaman şöyle o görüntüyü koyalım. Yani bakar mısınız abi? Bayağı rakip firmadan adam ya. Oturuyor orada falan. İşte yani inşallah bir daha gelirsin buraya. Yani bir daha buluşuruz, bir daha görüşürüz. Bileti kesin gelin. Bu sefer sana yedirecek bir şey bulamadık kanka. Çünkü etin kralını Adana'da yiyorsun. Ama buradaki aynen, güzeldi, itiraf et. Aynen. Burada da yedirdiniz. Orada da yiyorum. Ya buradaki de, buradaki yedin buradaki gibiydi yani, öyle söyleyeyim. Vallahi mi? Aynen, iyi yedirdiniz. Misin? Vallahi. Bizim olayımız bu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve ben etiketlere Mahsun Karaca da koyacağım. Mahsun Karaca'yı aratıp da videoya ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ki bu adamı Mahsun Kırmızıgül'ün üstüne taşıyalım. Çünkü aynen. Mahsun... Her beğeni, her arama Mahsun Kırmızıgül'e bir tokat. Şey, Mahsun Kırmızıgül. Ona dava açar. Olur. Yok kardeş, yapma öyle. Yapma ya. O adam dava açar ya. Hikaye atıyorum, telif yiyorum. Adam biri ne yapmış? Dur, bunu anlatmam lazım. Tamam. Benim videoyu atmış, bana telif atıyor. Kendi... Siktir lan orada. Lan kendi suratından telif yedim. Kendi suratından telif yedim kardeş. Sen at videoyu. Lan bana bir telif geldi işte. Video düştü. Kaldırılmış işte. Bayağı adam dava açıyor sana falan. Bir de, aynen. Ses, görüntü yazıyor. Lan bir tıklıyor. Bir de adam kesmiş yani, koymuş. Lan kendi yüzünden telif yedim. Ciddi ciddi. Harbi diyorum. Çok yedi mi? Çok siktir ya. Hayır, ne yapacağım da bilmiyorum. Bu daha komik işte. Ne yapacağım var ya? Aynen, her türlü bir yani. Instagram'dan videom silindi. Ben hacklendim sanıyorum. O da telif olabilir, bilmiyorum.